Merhabalar, bu görsel dikilerin hikayesini dinlemek istiyorsanız videoyu izleyin. Benim hikayem de bunun devamı. Hadi 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 hadi. Kolay gelsin Ercan Bey. Sağ ol Selma Hanım, teşekkür ederim. Kolaysa gel, senin başına gelsin. Selma, yine beğendim buraya karşılık. Yavaş yavaş stop. Langsam langsam Ercan, ne o hız? Sanki motora bağladın. Önce bir selam verelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Selma dedi ki bana, tavuğun sosunu Ercan sen yap dedi. Ben de misin işte hastalığı. Ercan tamam, teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize, eviniz olsun değerli kıymetli dostlar. Ercan Bey şahtı şahpas yapıyor konuları bile. Hani güzel kelimelerle gir. Ya böyle selamlar ver, saygılarını sun. Ne bileyim, önce bir değerli misafirlerimizin, değerli kardeşlerimizin gönül rızasını kazan da ondan sonra gene yapacağını yap. Anam yemin ediyorum, sürekli diyorum Ercan bak, yayına girdiğimiz zaman önce güzel güzel dileklerini söyle. Güzel dostluklarını söyle. Bu ne yapıyor? Başka bir şey yok. Ne yapayım Allah Allah. Ay tamam, neyse. Evet değerli dostlar. Biz bugün fırında tüm tavuk pişireceğiz. Buramda biliyorsunuz bunda kek pişirmiştim. Tam çıkmamış. O kadar uğraştım. Ya her türlü ilacı bakın, kazısam da çıkmıyor. Niye öyle sarı bir leke kaldı? Çıkmıyor dostlar. Neyse, o da nazar olsun. Selam. Evet dostlar. Çünkü herkes her şeye bir şey diyor. Biliyor musunuz? Yemin ederim o kadar da tellediğim halde çıkmadı. Belki kaynar suyla tekrar bir daha denersem olabilir. Bir de bulaşık makinesini atmadım. Bir de bulaşık makinesini atacağım. Benim bahçedeki tavuk değil mi kız? Ercan senin bahçende ne tavuğu var? Mesela yani. Aa. Boşlar tavuğu almışsın. Evet dostlar. Ercan'a dedim ki hadi kasaptan git dedim. Türk kasabından bize bir tavuk al dedim. Tüm tavuk. Onu dedim pişirelim, bugün fırına atalım dedim. O da tamam dedi, gitmiş en tosununu almış. Kim yiyecek bunu, bir sürü kalacak gene öteki yemekler gibi. Olsun, benim oğlan var, ben varım. Sen yeme Selma, biz yeriz. Ben de onu güzelce ben yıkadım dostlar. Buraya yatırdım ama var vallahi tosun gibi ha. Etli etli, şuna baksanıza. Kim o? Sen. Ha, beni fırından mı yiyeceksin sen? Evet dostlar. Yani demeyin ki Selma Hanım Ramazan'da bir tek tavuk mu? Hayır dostlar. Yemin ederim size. Yeşil fasulye kaldı. O pilav kaldı. Efendime söyleyeyim gene çorbamız kaldı. Ya hiçbir şey yemiyor. Dostlar yemiyor. Sizin evlerinizde mi öyle? Yemiyor. Evinizde yemekleriniz kalıyor mu? Çocuklar sadece çorbayı içiyorlar. Yemin ediyorum bir dilimde bunun için ekmek yiyorlar. Anne doyduk. Yavrum bunları niye yemiyor? Midemiz bulanıyor. Anne istemiyoruz. Okey diyoruz. Yarın atıyoruz. Yarına. Biliyorsunuz Ramazan ayı. Yani israfı, açlığı, mideyi terbiye ayı. Şimdi biz de her gün ay çeşit çeşit yemek yapsak iyi de bu aydan nasıl terbiye alacağız? Bu sefer bunun da vebali günahı var. İsrafa karşı bir insan olarak ben de. Allah'ım ya Rabbim ne yapayım diyorum. Ben de işte bugün sadece tavuk pişireceğim ve gene dünkü yemekleri takviye edeceğim. Olsun. Onlarla yiyen olur, yemeyen olur. Ne yerlerse yeseler. O yüzden bugün sadece tavuğu pişiriyorum ve diğer yemekleri buzdolabından çıkarıp ısıtacağım değerli dostlar. Burada da mantarım, yeşil biberim, kapya biberim var. Bunları da tavuğun yanına atacağım. Bir de tavuğun yanına patates atacağım dostlar. O patates de hazır patates. Çocuklar o evdeki kendi doğradığımız patateslerden bu ara fazla yemişler. Sıkıldılar. Hazır kroketler istediler. Ercan onu da çıkar göster. Artı bunun için ben bir sos hazırladım dostlar. Hani tutar ben, mısın hani Ercan? Ben hazırladım. Sen sadece karıştırdın. Şöyle, bu sosumuzun var. İçinde ne var diye merak eden dostlarım varsa bakın dostlar, bu tavuğumun içine verilecek. Ercan doğru dürüst yoğurtları karıştıramamış ki, esmemiş. Karıştırdım Selma abi. Görmüyor musun? Neyse dostlarım bunun içinde yoğurt var. Bu yoğurttan koydum bir yemek kaşığı. Yoğurt koydum. Körü var içinde. Bir de böyle baharat tozu var bende. Tavuk tozu. Evet tavuk baharatı. Bir de böyle tomatin güvet var. Paprika attım. Yaprak biber attım. Ondan sonra tuz attım. Karabiber attım. Zeytinyağı ve su var dostlarım bunun içinde. Yani yok. Hepsi bu kadar değerli dostlar. Şimdi ben bunu ezbesim. Bakın elimi yemin ederim yıkadım. Ellerim temiz. Ben görmedim arkadaşlar. Bismillah. Hakikaten da tosun almışsın ha. Tosun. Maşallah. Şey. Küçük kuzu olmuş. Ver. Aferin Selma'cığım.
Evet. Ya Selma'cığım, senin vloglarından ben kendi vloglarımı çekemiyorum. Bu nasıl olacak bu iş? İki iş. Aslında bunu akşamdan yapsaydık dostlar, sabaha kadar buzdolabında Aa, bekletseydik, o zaman var ya gerçekten mis gibi olurdu. Nar oluyor. Nar tadı ne? Şahane oluyor dinlendiği zaman. Güzel bebek yıkar gibi her yerini yapalım dostlar. Yıka. İçine de yedi bu. Evet. Nar gibi kızaracak bu. Sür 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 Selma sür. Ha. Sürüyor mu Ercan? Sür 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 sür. Heh. Pudrasını da at. Pişik yapmasın. Yapmaz, yapmaz, korkma. Evet. Yavaş, tavuğun bir tarafını keseceksin şimdi. Kesme mi Ercan? Ben görüyorum onu. Sen kafanla yorma. Ağlatacaksın şimdi tavuğu, ağlatacaksın. Kesme bir tarafını. Baksana hani neresini kestim? Derisini böyle şey Tamam, yapıyor. güzel. Yavaş, yazık tavuğa. Ağlamasın. Sessiz sedasız Hı? pişsin. Evet arkadaşlar, Selma'nın tavuğu yatıyor. Ben ne çekeceğim? Gitti. Bugün de gitti. Bunu akşamdan yapın dostlar, siz Selmacığım, daha aklınızda bizim olsun. daha bak bir şey unuttun ama söylemeyi. Neyi? Cacık. He, dün Ercan cacık yaptı ya Arkadaşlar dostlar. Unutmuş. ben dün cacık yaptım. Vlogumuzda da var. Sofra o kadar yani masa o kadar doluydu ki yani cacığı unutmuşsun bile, buzdolabından çıkarmayı unutmuşsun adeta. Ne zaman sofradan kalktım, içecek alacaktım, buzdolabından baktım ki ana Selma dedim, ne dedi. Kız dedim, bizim cacığı duruyor. Ama dedi, iyi olsun dedi. Yarın da dedi sana çacak almak hazır dedi, istemezsin diyor. Ondan da yırttı Selma Hanım. Valla Selma, sen çok şanslı bir kadınsın. Yemin ederim Niye? ya. Gene Çok niye çok şanslıyım? şanslı. Hayırdır? Sen şanslı olmayasın. Valla elimden her Biraz iş da şundan geliyor ha. Her koyalım. Daha da iş geliyor ha kızarsın. elimden maşallah. Kıpkırmızı nar gibi olsun. Yemek Benim mi yap. Ercan? Benim Ha yemek. benim. Ha teşekkür ederim. Yemek yapıyorum. Kameramanlık yapıyorum. Bulaşık yıkıyorum. Selma yeter artık, depo dolu diye doldurup doldurup durma Selma, İnadına yeter. bugün bunu bitireceğim. İnat Yapma, değil kadan mi? alayım ya. Aa, Arkadaşlar başladı gene depoya diye nazarı vurdu nazarı. bunu eli hiç aza gitmiyor ya. Dolduruyor da dolduruyor. Ha. Azıcık tasarruflu ol. Bu ay bereket ayı, tasarruf ayı. Ne güzel tasarruf edeceksin Sen benim gibi insanı bulmuşsun da yat kalk dua et. Ben zaten Selma. tasarruflu Biliyorum biriyim. biliyorum. Sen seviniyorsun benim gibi beni bulduğuna, ben biliyorum. Sen beni bulduğuna seviniyorsun. Ben seni bulmadım ki. Evet Sen beni dostlar, buldun. bir de poşetim var benim biliyorsunuz. Evet. Onu iki eline yapman Bismillahirrahmanirrahim. lazım ama. Evet öyle yapacağım Ercan. Yavaş, tavuğun boynunu kırma. Ercan var ya sen. Yavaş, ağlatma tavuğu. Heh. Yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet, tavuğu verdik. Tavuğu verdik diyorum. Tavuğu verdik poşete. Sosunu da oyuyor. Ay bu var ya, yemin ederim Selma. Bu yenmez. Bu yenmez. Niye yenmesin Yeme de Ercan? yanında yat derler ya. Aksı. O da ama Selma'cığım. Vallahi son. Şöyle Arkadaşlar dursun bir elimi yıkayayım. ne yaparsanız yapın. Kendiniz evinizde yapın. Hazır almayın. Zaten evlerinde yapıyorlar Ercan. Saçmaladın iyice. Yok kız, niye hazır tavuk satılanlar da var ya, böyle pişmiş şeyler market şeylerde filan. İmmislerde filan. Yani kendiniz yapmanız, sosun yerini kendiniz yapmanız her zaman iyidir. Ben de iyi çekiyorum. Evet. Selma, bu mantarından bu biberlerini onları da mı Böyle poşete ver? yıkadım onlar tertemiz. Onlar öyle yanına Böyle dizeceksin değil mi? yanına. İyi. Acı biber de var mı içinde? Yok acı biber. Ben acı seviyorum bu. Ya Selma, bir gün de şu çiğ köfteye yapak. Ama nasıl yapak biliyor musun? Bir canlı yayın açalım. Canlı yayında ben çiğ köfte yapayım arkadaşlara. Ne dersin? Hele o gün olsun da. Ben yerim, ona da seyredersin. Ne kadar? İşte senin var ya çok manyak konuşuyor. Yok, kötü bir şey demedim ki Selmacığım. Ben isterim onlara da vermek tabii, eli uzatmak, ama maalesef anca çekebiliyor. Ha, karıştır karıştır karıştır. Evet. Evet dostlar, bu Çok güzel. bitti. Bakın pratik, gördünüz mü? Hiçbir şey. Siz akşamdan yaparsanız. Evet arkadaşlar, bu poşeti de delmek zorunda. Çünkü hava almak zorunda. Eğer Yoksa patlar, Allah hava korusun. almazsa şişiyor. Şişince de pat ediyor. Bakın dostlar.
Şunu da alalım. Göz çirkinliği vermeyelim. Böyle koyacağım. Göz çirkinliği vermeyelim ama ben buradayım. Uf Ercan. Uf. Uf Ercan. Ercan, Ercan. Yarın yokum. Ercan, bizim evde bunu kimse yani böyle yemeyecekler. Çünkü kalacak diye bir tane yaptım. Kocaman evet. Paylaşırız. Evet. Ama bir bunlardan yerler. Onlar hemen biter canım. Onlar ne ki? Tüh patlıcanım aslında, yoktu. Dün patlıcan aradım da bulamadım dostlar. Şey ama ha yok tamam pardon. Patates o bir kroketlerden geçen. He onları bir göstermedik. Göstereceğim unuttum. Şimdi. Gösteririz arkadaşlara. Evet. Çok güzel oldu. Başka ne girecek içine? Senin o tutturuyor mu Ercan üstüne? Biliyordum o lafın geleceğini. Keşke söylemeseydim. Evet arkadaşlar Selma beni fırına verecek birazdan. Oh, cacığım da var. İyi. Hay cacığım batmasın. İyi ki bir cacık yapmış. Olsun. Naz'ın mutfağı dedi ki Selma Hanım dedi. Onu cacığın içine dedi. Yoğurt yap. Pardon. Evet adı? Cacığa yoğurt koyacakmış. Şey dedi ya. Ne? Domates doğrayın dedi. Yok. Çok güzel oluyor dedi. Hayır. Denemekte fayda var değil mi Ercan'cığım? Başka zaman inşallah. Deneriz canım. Sıkıntı yok. Yaparız. Tabii değişikliği her zaman açığız. Değişik şeyler denemek lazım. Çünkü tadı tutmuyor. Değişik tatlar Nazan'ın oluyor. Nazan'ın mutfağı çok da çok güzel, şahane evet, tarifler veriyor. Vallahi ben bayılıyorum. Eşi aşçı galiba. Ondan. Tarifleri ondan alıyor. Oo. Acayip bir taş kadayıf yapmış Naz'ın mutfağı dostlar. Gidin alın o tarifi. Naz ondan bana gönder ne olur. Çok seviyorum o tatlıyı. Evet arkadaşlar bunlar. Bu da kroket dostlar. Bu ne biliyor musunuz? Hani patatesi haşlıyorsunuz, püre yapıyorsunuz ya. Evet. İşte o. Onu böyle yapıyorlar, bu şekli veriyorlar. Bu kadar. Bunu da işte bu çıktıktan sonra tavuk piştikten sonra tavuğun peşinde süreceğim. Durun evet. Poşeti de var. Bakın eğer Türkiye'de de varsa bu kroketler. Adı da kroket. Evet. Var Türkiye'de var. İzinde ben gördüm var. Buzluk olanların da var. Ben bu pişsin. Şunu göster Ercan. Azıcık işe yara. Tamam senin. Bu tavuğumuz pişsin. Ondan sonra yanına bu arkadaşı göndeririz patatesleri. Bunlar da bunun yanında güzelce pişerler dostlar. Bakın size bir yarın için bir akşam iftar yemeği olsun. Yanına siz pilav yapın, salatalar yapın, çorbalar yapın. Çünkü bende hepsi var. Onun için ben sadece bugün bunu yapıyorum. Rahatım Allah'a şükür bugün bir yemek konusunda. Bir de pişmiş hali göstereyim. Evet dostlarım. İşte bizden bugünlük bu kadar. Biz bir salatamızı yaparız. Sadece evet. O kaldı bizde. Evet. Yarın için akşamdan eğer tavuğunuz varsa gidin onu akşamdan böyle benim yaptığım harçla güzel bir sos yapıp hazırlayın. Buzdolabı poşetine koyun. Buzdolabınızda bir gece bekletin. Yemin ediyorum lokum gibi olacak. Bir de lezzet 10 numara olacak. 10 numara. Ondan sonracım efendim böyle yanına da evinizde varsa garnitür olarak sebzelerden atın. Yanına da sizin evde bu patatesten yoksa kendiniz doğrayın. Baharatlayın onu da peşine verin ya da yanına etrafına atın. Selma poşetin ağzını bağladın değil mi sen? Evet Ercan'cığım. Tavuk soluk alamazsan? Alır Ercan'cığım. Ben delik verdim oraya hep yerinde hava alacak. İşte dostlar biz bir de kızardıktan sonraki halini görelim. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun can yoldaşlarım. Sizi seviyorum. Şimdilik hoşça kalın ve bizimle kalın. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet Selma'nın tavukları pişti. Biz de iftar ediyoruz. Evet değil mi kıymetli dostlar? İftar saati geldikçe Ercan Bey süzüldü. Gözler kapandı. Baş dövmesi başladı. Mide bulantılarımız başladı. Evet dostlar biz iftar masamızı hazırladık. Allah ne verdiyse evimizde olduğu kadar bir şeyler çıkarttık. Biliyorsunuz dünden yeşil fasulyem vardı. Onu dedik yesinler. Pilavım var. Onları daha koymadım soğumasınlar diye. Daha biraz zaman var. Ondan sonra acıma cacığımız vardı biliyorsunuz dünden kalma. Ercan Bey'in unuttuğu yiyemediği cacıkları. Ondan çıkarttık. Bu bir salata ya. Yaptık. Ve final olan tavuğumuz. Bakın tavuğumuz nar gibi kızardı dostlar. Yanında mantarı. Biberleri, patates kroketleri hepsi hazır. Bunların hepsi yemeği bekliyor. Ama var ya dostlar şu çatalı alayım. Bakın tavuk bakın. Pamuk. Benim verdiğim sosu yapın dostlar. Yemin ediyorum. Yani bakınsana
Şunu ye. Parçalanıyor bu adeta. Şimdi yiyeceğim Selma. Dur parçalayalım. İnanın parçalanıyor adeta, parçalanıyor. Olsun, biz yiyeceğiz Ercan, parçalansın. Yani o kadar şey ki, bu şeyleri bakın, bunların şeyleri erimiş. Şöyle bir çeksem lop diye çıkacak. Yani diyeceğim dostlarım, bizim akşam yemeğimiz hazır. Ben de hazırım Selma. Ercan Bey de hazır. Vallahi ben de hazırım. Tavuk hazır yenmeye, Ercan hazır yemeye. Evet, çorbamız ısınıyor. O da biliyorsunuz dünden kalmıştı. Yani biz bugün çoğunlukla dünden kalmış yiyeceklerimizi tüketeceğiz. Olsun. Ve bugün sadece pişen tavuğumuzdu. Ya kroket. Bugün bunlar bitsin, tavuk ve kroketlerimiz pişmişti. Bugün bunlar bitsin dostlar da, deme israf olmasın, evet. Günah. Günah. Ondan sonra da yarına Allah'ın büyüktür. Vardır bir rızıkları, belki bir patatesli köfte yaparız fırında. Öyle bir şeyler planlıyorum. İnşallah. Anneler hep bir gün önceyi düşünür. Sizler de öyle misiniz? Bizim evde de baba düşünüyor. Hey canım, aklında bile yoktu. Her zaman kendine bir pay biçiyorsun. Helal olsun Ercan'cığım. Her neyse değerli kıymetli dostlarım, sizi bu güzelliklerle bırakayım. Hani bugün bakarsınız, yarın size bunlar bir fikir olsun dostlarım. Ama unutmayın, dünden kalan yemeklerinizi sakın ha sakın çöpe atmayın. Onları değerlendirin ve afiyetçe tüketin. Aa, hoşaf unutmuşsun. Bakın hoşafımız da orada duruyor. Çok güzel oldu. Her gün böyle Ercan Bey bir kase bundan yiyor dostlarım. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Ve benim hikayemde kalın.